20 yıl TKV kebap dükkanı işleten ve sonrasında Orda Ara İPOS online sipariş sistemini kuran Salman Gözlügöl ile birlikte sistemi kullanan ve kazançlarını misliyle arttıran işletmeleri gezmeye devam ediyoruz. Bu hafta yine Kuzey İngiltere'de farklı bir kasabadayız. Orda Ara İPOS online sipariş sisteminin kurucusu Salman Gözlügöl ile birlikte farklı işletmelerden birindeyiz. İngiltere'nin kuzeyi, Peterborough'a yakın burası, Sowtree kasabası, Rumbles Fish and Chips'teyiz. Yanımızda da bu işletmenin yöneticisi Hasan Aygül var. Kendisiyle hem sistemi konuşacağız hem de katkılarını konuşacağız, değil mi efendim? İsterseniz önce işletmeden bahsedelim, biraz da bölgeden bahsedelim. Bölge Sowtree, 10 bin nüfusu var. Biz buranın tek fish and chips'iyiz. Yoğun bir dükkan. 3 senedir buradayız. 3 sene önce açtık, 2016'da. Aslında yoğun bir dükkan dediniz ama bu yoğunlukla birlikte tabii ki kullandığınız sistem de size farklı avantajlar sağlıyor, değil mi? Orda Ara İPOS. Birazcık bundan bahsedelim. Nasıl oldu da tanıştınız bu sistemle Salman Bey'le? Ben bir arkadaşın dükkanındaydım. Salman abi o zaman oraya bir sistemi takıyordu. Evet. Çok beğendim. Yani hoşuma gitti. Aradım, geldi, taktı. Çok da faydası oldu. Ne gibi faydası oldu mesela? Online orderlerimiz arttı. Bizi telefon siparişleri geliyordu çok. O konuda rahatlattı. Şu anda herkes online veriyor orderlerini. Telefondan çok uğraşmıyoruz yani. Ne kadar online sipariş alıyorsunuz? Haftada bir 100-120 tane alıyoruz. Biz delivery yapmadığımız için çok fazla değil ama collection olarak iyi bir rakam yani. Buraya gelmeden siparişlerini veriyorlar diyorsunuz. Evet. Peki müşterilerinizden nasıl etkiler alıyorsunuz? Neler söylüyorlar? Müşteriler çok beğendi. Çünkü eskiden orderleri biz tek tek bağırarak çağırıyorduk müşterileri kasanın başına. Çok acemice görüküyordu. Şimdi numaraları var. Orderin numarası var. Müşteride de aynı numara var. Hazırladığımızda çağırıyoruz müşteriyi. Bir yandan da gidiyor siparişler. Çağırdığımız müşteri geliyor. Numarayı çağırıyoruz, geliyor. Kimse kimseye karışmıyor yani orada. İletişim noktasında size bayağı yardımcı oldu diyorsunuz. Onun dışında efendim geliriniz de arttırdı mı birazcık? Bence bir %10, %15 arttırdı. Evet. Online çünkü online'a girdiği için oradan da menümüzü görüyor insanlar. Arttırdı. Evet. Arttırdı yani. Belki de bilmediğimiz daha da fazla olabilir, değil mi? Aslında evet. Salman Bey, birçok farklı işletmeye geziyoruz sizinle birlikte. Birçok işletmenin aslında gelirini arttırıyor bazı noktalarda, değil mi? Aslında geçtiğimiz bölümlerde de söylemiştik. Uçuk rakamların arttığını gördüğümüz işletmeler de var. Doğru mudur? Kesinlikle. Yani haftada 11 bin, 10 bin, 12 bini bile vuran işletmeler var. Hasan Bey'e bu arada teşekkür etmek istiyorum. Bizi ağırladığı için. Bundan yaklaşık bir yıl önce tesadüfen bir sistem taktığım bir yerde tanışmıştık. O da bir merhaba demeye gelmişti oraya. Buraya sistemi taktıktan sonra burası Rumbles. Rumbles sistemini bizi aldıktan sonra birçok farklı işletmelerine kullanmaya da başladılar. Burayla kalmadılar. Şu anda yanılmıyorsam 5-6 tane bağlantılı olan işletmeler de bizim sistemi kullanıyorlar. Ve kulaktan kulağa yani yayıldı bu. Çok memnun kaldılar. Hala da bizden vazgeçeceklerini sanmıyorum. Aslında bu sistemin kurucusu olarak sizin görüşünüz nedir efendim? Böyle işletmelere ne gibi fayda sağlıyor? Hangi noktada kolaylaştırıyor? Niye müşteriler artıyor sizce? Biz genelde takeaway sektörüne odaklandık. Takeaway sektöründe de genelde belirli yoğun saatler var. O yoğun saatlerde pratik olmak, hızlı olabilmek çok önemli. Yani dakikalar değil, saniyeler önemli. Ve o organizeyi sağlayabilmek için iyi bir sistem kullanmanız çok önemli. Örneğin burası bir fish and chips. Cuma günü saat 7, burada ana baba günü. Burası ana baba günü. Yani birçok işletmeler öyledir yani. Gelirinin %80'ini 6 ile 9 arası yaparsın.
Ve o saatlerde Ordara gibi bir sistemi kullanıyorlarsa işletmede müşterilerine sağlıklı bir şekilde organize yapılıyor. Müşteri siparişini veriyor, müşterine order numarası, ufak bir order numarası çıkıyor. Müşteriye order numarasını veriyorsunuz ve siz yemeğin pişimine falan bırakıyorsunuz. Ne zaman yemek hazır olduğunda gelin order number 15 diyorsun, 15 numara tiket diyorsun. Müşteri hemen öne geliyor ve yemeğini alabiliyor. O konuda çok iyiyiz. Online sipariş verebiliyorlar. Örneğin burası sadece collection alıyor. Delivery yok burada. Ama collection olmasına rağmen çok sağlıklı rakamlar var. Adam yoldayken bile siparişini online veriyor ve buraya geliyor, yemeğe hazır olmuş oluyor. Yani o anlamda gayet öneririm arkadaşlara bu sistemi. Tabii ki siz bu sistemle birlikte web sayfasını hazırlıyorsunuz değil mi? Sosyal medyada da aktif hale getiriyorsunuz herhalde onları. Dilerseniz ondan bahsedelim efendim. Sizlere ulaştıklarında ne tür bir servis alıyor? Bizlere ilk iletişime geçtikleri zaman ilk süreçte birkaç tane sorumuz oluyor. Bu sorulara eğer biz başarılı olabileceğimizi düşünüyorsak, çünkü fiyat garantimiz var. Başarılı olabileceğimizi düşünüyorsak evet birlikte çalışabiliriz diyoruz. Örneğin Google yorumları düşükse biz de pek sıcak bakmıyoruz. Çünkü işletmeler bir nevi de başarılı olmaları lazım. Yani evet servis bizden, online platform Apple's bizden ama pişirme bizim kontrolümüzde olmayan bir şey. O anlamda biz bir yol haritası çiziyoruz ilk etapta. Örneğin komisyonlu bir şirketten çalışıyorlarsa o komisyonlu şirketten kendi web sitelerine, kendi online platformlarına nasıl aktarabiliriz? Ona yönelik bir yol haritası çiziyoruz. Sosyal medyada yardımcı oluyoruz. Gerek Facebook olsun, Instagram olsun, bunların kurulmasına, bu sayfaların açılmasına yardımcı oluyoruz. Yani birçok anlamda arkadaşlar da söylüyor, farklı konularda bize çok yardımcı oluyorsunuz diyorlar. Yani İngilizlerin dediği gibi o extra mile'ı gidiyoruz yani. Yani onlara ekstra bir yol kat ettirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz son olarak hatırlatalım, sizlere nasıl ulaşabilirler bu noktada, böyle bir sisteme ihtiyaçları varsa, onun dışında kullandıkları sistemden memnun değillerse de sizlere nasıl ulaşabilirler? Evet, eğer kullandıkları sistem iyi bir randıman elde etmiyorsa bizimle web sitemiz ordara.co.uk'den ulaşabilirler. Orada bir WhatsApp düğmesi var. WhatsApp düğmesine bastıkları an derhal benimle iletişime geçebilirler. Yani biz de dediğim gibi eğer ilk telefon görüşmemizde eğer başarılı olabileceğimizi düşünüyorsak zaten hemen açık bir şekilde söylüyoruz. Yaklaşık 10 müşteriden bir tanesine bunu geliştir, istersen 3-4 ay sonra tekrar görüşelim dediğimizde oluyor yani. Yani biz samimiyiz bu konuda. Yani başarılı olmak istiyoruz. O yüzden ilk başta açık bir şekilde insanlarla iletişime geçiyoruz. Evet efendim, kafanızda soru işareti varsa mutlaka Salman Gözlügöl ve ekibine ulaşabilirsiniz. Değil mi? Gelirlerini arttırmak için siz son olarak bir şey söylemek ister misiniz? Bir şey daha söyleyeyim. Bu sistemden en beğendiğim özellik de menünüz değiştiği zaman sistemden anlamıyor, hani bilgisayardan anlamıyorsanız Salman abi arıyorsunuz, o da Londra'dan menüyü değiştiriyor sizin için. Yani görüşmenize yani, gerek yok, dışarıdan bir irtibatı sağlıyor. Menüyü değiştiriyor. Evet. Fiyatları da değiştiriyor onunla birlikte. Fiyatları da değiştiriyor. İstediğin zaman arayabiliyorsun. Sağ olsun. Çok yardımcı oluyor.